Tamam. Dedikodu ve diğer kısımlar kayda girmedi. Farklı milletler hakkında söylediklerimiz de aynı şekilde. Bu işin güzel yanı. Şimdi tekrar başlamak gerekirse, nesne yönelimli programlama mantığı böyle, ben saatlerce anlatıyordum açıkçası. Akademi, fiziksel ortamlarda vesaire. Ama o daha çok böyle programlamayı hiç bilmeyenler, yani mühendis ama programlamayı bilmiyor. Farklı alanlarda mühendisler. Mesela yazılım mühendisliği gibi ama yazılım öğretmemişler üniversitede. Aranızda vardır. Bu çalışmaları biz doğrudan kod üzerinde yapacağız. Ve uygulamalarla anlatmaya çalışacağım. Sonrasında aralarda böyle teorilerle, genişletmelerle vesaire bunları pekiştireceğiz. Zaten bundan sonraki hiçbir süreçte class kullanmadan, metot kullanmadan hiçbir şey yapmayacağız açıkçası. Yani geçen hafta dedim ya, artık Python'ın gerçekten temelleri kısmı bitti. Temellerinin temelleri diyelim benim için. Yani o dil özellikleri, döngüler vesaire bunlar bitti. Artık onları gerçek, daha profesyonel yapılarla birleştirerek uygulama bazlı süreçlere geçeceğiz. O yüzden metotlar ve class'lar düzenli olarak kullanacağımız şeylerden biri olacak. O zaman biz ilk önce doğrudan koda geçip function'ları inceleyelim. Bu function'larla neler yapabiliyoruz onu bir görelim. Farklı dillerde zaten kullanmışsınızdır. Şu an ekranımda da şöyle şu kısımlar var mesela. Bakın functions, classes, inheritance gibi konuları inceleyeceğiz. En temel yapılar bunlardır. Profesyonel olarak kullanacağınız. Harici ekstralar var. Onları zamanla konuşuruz. Other examples içerisinde şöyle farklı farklı şeyler var. Aralarda denk geldikçe konuşuruz. Yani gereksiz bilgileri birden yüklemek yerine vakti geldiğinde onları konuşmak daha iyi. Şimdi functions. Tabii öncelikle functions nedir? Onu bir sorayım. Ne diyorsunuz? Function nedir arkadaşlar? Tamam. Config de aklımda. XML konusunu değerlendiremeyiz. Girersek çıkılmaz oradan çünkü biliyorum. Gümrüter gene. Peki. Programın işlevi ya da görevi diyebilir miyiz? Hayır. Çağrılabilen kod bloğu, evet. Bir girdiği alıp işlemden geçirip çıktı Hocam, mı? başta metot olarak da söyleyebiliriz, fonksiyon olarak da söyleyebiliriz, bir class içerisindeki bir fonksiyon olarak ya da metot olarak da söyleyebiliriz bu function'ı. Tamam. Açıklamasını bekliyorum o zaman altından. Açıklaması derken hocam, o açıklaması değil miydi? İsimleri değil miydi? Yani. Function'a metot dedin. Tamam, ikisi de doğru değil ama ne işe yarar? Metot function aynı şey değil. İçerisine yazdığımız kod bloğunu, yani aynı satırda bir işlemi birden fazla yerde kullanacaksam onun bir fonksiyon yazarım. Sadece o fonksiyonun ismini yazarak kısaltmış olurum kodlama sistemimi. Yani kod tekrarını öneririz diyorsun. Tabii. Tamam. Method function aynı şey değil mi? Deniz sucu. O konuya girmeyeceğim. Ama mesela Go'da her dilde değildir ama Go'da mesela öyledir. Function'la metot farklı şeylerdir. Ama çok farklı bir mesele. Python'da öyle değil. Python'da C#'da, Java'da falan öyle değil. Python'da yani bu saydığım dillerde Go hariç metot da function aynı şeydir.
aynı kodu yazmak yerine kullanacağımız zaman defalarca çağırabileceğimiz kod parçacıkları. Tamam, doğru Ezgi. Belirli bir işi yapmaya yönelik yazılmış veya amaca yönelik çıktı veren kod parçacığı. Func yeri değer döndürür. Reusability sağlıyor. Peki. Karmaşık işlemleri bir araya toplayarak bu işlemleri tek adımda yapmamızı sağlar. Peki genel olarak aşağı yukarı herkes zaten ne olduğunu biliyor. Ne işe yaradığını test etmiş, kullanmış diyelim. Functions can work in three ways as well. Functions can perform work. Peki. Function değişkenleri girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı oluşmasını sağlayan kurallardır. Peki. O zaman biz kodlamaya başlayalım. Genel olarak en basit tabirle diyelim, kod tekrarını önlemek için kullandığımız nesne yapılarıdır. Detaylar çok fazla şeyler var ama en basit tabiriyle budur diyebiliriz. Şimdi geldik kodumuza. 01P'ye. Burada function olarak söyleyebileceğimiz ne var? Şu ana kadar çok kullandık aslında. Mesela şuradaki list diye bir nesne varmış. Ne olduğu önemli değil. Burada noktadan sonra tıkladığımda çıkan bir liste vardı. Değil mi? Şu şekilde. Bunun gibi şu kutucuklar var ya. Mesela C# Visual Studio ortamını falan kullananlar bunu bilirler. Bu eşittir metot demek. Ve metodun da en basit tabiriyle şu şekilde açılıp kapanıyor olması lazım. Tamam. Sonuna. Mesela şu şekilde bir metot kullanamazsınız. Sonunda açma kapama parantezlerini kullanmadan. En basit tabirle açma kapama parantez bir olması lazım. İçinde bir şey yazmasınız bile. Bu bunun temel sintaksi diyelim. Ve sol tarafta da dikkat ederseniz bir nokta var. Nokta bir operatördür. Ve siz buna tıkladığınız zaman şu liste neyse, listenin tipi neyse bunun içerisindeki bilgilere ulaşır. Bakın ne bir nesneye üzerinde klavyeden CTRL'ye tıklayıp işte mouse'la tıkladığımızda onun kodlarına gidiyordu ya, öyle düşünün. Burada gider runtime'da o nesne tipinin içerisinde ona bağlı olan nesneleri alır ve listeler. Yani bu aslında çok sallama bir operatör değildir. Gerçekten kullanışlı bir operatördür nokta. Siz buna tıkladığınız zaman gider reflection tekniğiyle diyelim, bu ileri seviye bir programlama. Reflection ile runtime'da bunun içerisindeki tipleri alır ve onun dışarıya açık olabilecek, yani public olan nesneleri size liste olarak gösterir. Bunların da tipi metod olanları şu şekilde bir simgeyle. Mesela şu şekilde farklı bir tipte olan şeyi de simgesini farklı gösteriyor. Ama hepsini size liste olarak gösteriyor. Çünkü hepsi size dışarıya açık yani. Public olarak tanımlanmış şeylerdir. Yani şu nokta operatörü aslında reflection yapıyor burada. Bunun içerisinde mesela buradaki append bizim için bir metottur. Siz buna function da diyebilirsiniz, metot diyebilirsiniz. Çok fark etmiyor açıkçası. Normal programlama diyelim. Ama Go'da çok fark ediyor diyelim. Onu ayrı tutuyorum detaylara girmeden. Ve bu şekilde de çağrıldığını biliyoruz. İşte bunun parametre alan versiyonları olabiliyor. Şu şekilde. Tamam. Olduğu gibi diyelim. Dışarıdan bir şey almıyorsa bunları sadece aç kapa parantezleriyle kullanıyoruz. Şurada da mesela string'e bağlı olan upper vardı. Bunu defalarca kullandık mesela. Bu da bir metot. Bundan sonra kendi metotlarımızı çağırarak kullanacağız. O yüzden örnekleri bir hatırlatıyorum size. Ekranı büyütmek. Bakayım. Bunu sınıf içinde özel belirtiyoruz değil mi hocam?
Onları konuşacağız. Tamam Gamze. Burada olmuyor herhalde. CTRL ile bende olmuyor. Normalde olması lazım. Bu TypeScript ile geliştirilmiş miydi? Bunun kısa yolu neydi? Ben hep unutuyorum. CTRL'ye bastım olmadı. Bilemiyorum. Görülüyordur ama ya. Şuralardan bir yerden de. Bakarız. Şimdi 2 var. 2'de asıl tanımlamaları yapıyoruz. Bakın. En basit tabirle bir function define edilir. Yani tanımlanır. Bu tanımlamanın define'ın kısa adı da tahmin edersiniz def. Def ile bir function tanımlıyoruz biz Python'da. Şu şekilde def. Ondan sonra da mesela say hello dediğimizde bunun bir metot adı olmasını sağlıyoruz. Say hello adında bir metot var. Dışarıdan name adında bir parametre alıyor. Şurada bir alan açayım ben. Orada çalıştırayım. Mesela PY olsun. Çünkü hepsini sürekli açıp kapamak istemiyorum. Şöyle kopyalayacağım. Çalıştıracağım. File Preferences Settings Font. Hocam font size ile biliyor. Bir de terminal size. File Preferences. Şuradan settings bunun daha kısa yolu yok muydu ya? Ekranlardan bir yerden vardı ama. Daha kötü oldu. Zoom in. Bir tane daha. Neredesin? Bu yeterli sanırım. Evet. Şimdi bunu çalıştıracağım. Bakın. Şöyle bir çıktı aldık. Burada tanımlama alanımız burası. Function ya da metot burada fark etmiyor dediğim gibi. Mesela function define diyelim. Define a function. Def ile tanımlıyoruz. Bir isim veriyoruz. Ondan sonra parametre gerekiyorsa parametresiz de olabilir şöyle. Sadece bunu çağırabilirsiniz yani. Ve bunu ekrana yazdırmasını istiyoruz. En basit haliyle şöyle de olabilir. Dep always ne olsun mesela? Hello. Bunu tanımladım. Çalıştırıyorum. Hiç sonuç göstermeyecek bize doğal olarak. Çünkü tanımlamış olmak onu kullanmış olduğunuz anlamına gelmiyor. Mesela şunu diyelim ki 1000 kere siz kullanacaksınız, print yapacaksınız diyelim. Aynı şeyi, hello, hello vesaire gibi. Bunu tek bir yerde tanımlayıp yapmak varken 1000 kere tekrar tekrar yazmak bizim için kullanışsız bir yöntem. Modern programlama dediğimiz tekniklerde. O yüzden de biz bunu bir function'a dönüştürüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ben seni çağırdığım zaman tamam bir ya da birden fazla fark etmiyor. Ne kadar çağırırsam o kadar çalışacaksın demiş oluyoruz. En basit tabiriyle bu. Bakın burada en temel yapısını görüyorsunuz. Hatta temel ötesi şöyle de gösterebilirim. Pass'in ne olduğunu biliyorsunuz. Pass bunu es geçmeyi sağlar. Yani içerisinde bir şey yazmayacağım demek.
böyle bir şey yapıp çalıştırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz ama hata da vermez. Ama bunu yazmazsanız ne olur? Hata verir. O yüzden de şu temel yapıyı bilmek yeterli. Defile tanımlıyoruz. Call this gibi bir isim veriyoruz herhangi bir şekilde. Parametre ihtiyacı varsa sebep sonuç hepsini inceleyeceğiz farklı örneklerle. Ama en ilkel haliyle parametresiz kullanılabilir. Sonra 2.3 üst üsteyi unutmuyoruz bunun sonuna. Ve şuraya metot imzası denir. Metot imzası, bunların notunu almanızı öneririm. Şurada metot imzası dediğimiz şey name olsun. Sonra parametre ya da çoğul parametre ve return value. Bir metot imzasından bahsederken 3 tane temel şey aklınıza gelmesi gerekiyor. Birincisi fonksiyonun adı, diğeri parametre ya da parametreleri ama bunun isimleri değil, parametrelerin tipleri metot imzasına dahildir. Yani diyelim ki integer parametre, bir tane integer alacaksa, bir tane de string alan bir parametre yaptıysanız bu metot imzasının aynı olmadığı anlamına gelir programatik olarak. Aynı veri tipine sahip metotlardan bahsediyoruz burada. Yani şurada işte parametre olarak Ali virgül Veli yazmanızın bir anlamı yok. İkisi de string'dir aslında. Metot imzası ve return value. Aslında return type diyelim. Return type. Bunların üçü bir metodun imzasını oluşturur ve aynı imzaya sahip bir metot oluşturulamaz. Oluşturulmaması gerek. Zaten oluşturulamaz da. Bunun sebebi siz bunu yaparsanız herhangi bir programlama dilinin derleyicisi senin hangi metodu çağırdığını bilemez. Çünkü birden fazla aynı metot imzasına sahip yapı var. Olur. O yüzden de derleme sırasında buna izin vermez zaten. Dikkat etmeniz gereken konu bu. Şurası en basit haliydi. Ve şurayı tekrar açıyorum. Parametre alan versiyonu da şöyle. Say hello. Burayla ilgili farklı farklı şeyler söylemiştim. Mesela küçük harfle başlıyorsa bu aslında best practice gibi düşünebilirsiniz bunları. Yani bazen yazılı olmayan kural gibi de düşünülebilir. Büyük harfle başlarsa dışarıya açık şeyleri biz büyük harfle başlatıyoruz. Mesela bir class tanımlayacağız. Dışarıdan kullanıcıların erişmesini istediğimiz function'ları, metotları biz büyük harfle tanımlarız. Ama dışarıdan erişilmesini istemediklerimizde küçük harfle tanımlarız. Bu bir best practice. Yazılımda best practice'ler önemlidir. Size angarya hatalardan kurtarır. O yüzden de mesela Python best practices gibi araştırmalar yapmanızı öneririm. Python best practices gibi düşünülebilir. Ya da değişken tanımlama best practice'leri gibi. Ve burada dikkat ederseniz bir return var. Return şudur aslında. Return görünen bir şeyde, bir function içerisinde bir şey dönmek zorundasınız demektir. Şu şekilde. Herhangi bir şey. Buradan bir şey döneceğim demek burada. Dönmek ne demek oluyor? Dışarıdan alınan name içerideki hello ile birleştirilip artı ondan sonra name bunları birleştirip şurada hello Cihan diye yazacak. Ama dikkat ederseniz return var. İçerisinde print işlemi yok. O yüzden de bunu geriye dönüyor. Geriye dönmek ne demek? Sol tarafa doğru msg adındaki değişkene atayacak demek. Onu da ekrana yazdırıyoruz. O yüzden de ekrana hello Cihan yazıyor.
Ney? Orayı kaçırdım. Ekran çok mu geç geliyor? Tamam, yüzümü kapatıyorum. Şimdi belki daha iyidir. Evet, ilkini yaptık. İkincisi, şurada bir örnek daha var. Bunları sileceğim. Burası sadece çalıştırma için var. Bakın aynı örnek, say hello. Sadece burada tek farklı olan şey, şurada bir named parameter kullanımımız mevcut. Bunları çok fazla tekrar edeceğiz. Burada hızlı hızlı özet geçiyorum sadece. Named parameter, yani isimlendirilmiş parametre. Ne demek oluyor bu? Düzelteyim, bu named değil. Default parametre. Ne demek oluyor bu? Şurada say hello var. Dışarıdan name adında bir değişkenle değer alacakmış. Bu isimdeki parametreyle değer alacakmış. Fakat diyoruz ki burada eğer kullanıcı da kim çağırıyorsa bunu artık o herhangi bir şekilde name'e, yani buraya bir parametre göndermezse, biz default olarak, varsayılan olarak o değeri user gibi, user verisiyle kabul edelim. Yani çağır bakalım şunu. Şurada chat'i kontrol ediyorum. Sanırım sorun yok. Bakın. Hello Murtaza. Hello Cappar. Şimdi peki şöyle yapsam. Çağırabilir miyim bunu? İşte default parametre bunu yapmamızı sağlıyor bakın. Murtaza Cappar, biz bunlara veri gönderdik. Ama istersek, eğer default parametre varsa, o zaman ona değer göndermesek de çalışır. Çünkü o değerin yerine default olan değer gelecektir burada. Hello user gibi. Hello işte merhaba kullanıcı gibi düşünebilirsiniz. Bunun gibi işlemler için default parametre kullanılıyor. Bu diğer dillerde de var, C# vesaire. Birden fazla parametre alayım. Bakın total mesela. Dışarıdan iki tane parametre alacağım. Mesela C# falan yazarsanız şöyle yapmanız gerekir. Parametre yapıyorsanız diyelim num1 int, num2 int şeklinde tipini belirtmeniz lazım. Python'da buna ihtiyaç yok. Ama mesela Go'da da tam tersi şöyle. Böyle miydi yoksa diğeri miydi? Ters. O kadar fazla dil kullanıyorum ki hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama tersi şekilde kullanılıyor. Python'da ise bunlara hiç gerek yok diyor. Sen dışarıdan veriyi gönder zaten. Normal değişken tanımlama kurallarındaki gibi aynı. Herhangi bir veri tipi belirtmeden bunları parametre olarak gönderebiliyorsunuz. Ve şu şekilde topla geriye dön diyoruz. Ondan sonra da total. Burada iki tane parametre var. Bunların sonucunu result'a aktaracak. Result'ı şöyle iki kere yazdırayım. 30-35 gördüğünüz gibi bunları sorunsuz yazdırdık. Sonra geçiyorum. Mesela yaş hesaplama. Murtaza, Abbas ve Cabbar var. Bu arkadaşların yaşlarını hesaplayacağız. Öncelikle bir tane metot tanımlamamız lazım değil mi? Calculate age. Year of birth diyorum burada. En basit anlamda nasıl yaparsınız bunu? Bugünün tarihinden doğum tarihini, kişinin doğum tarihini çıkartırsınız. Tabii burada ay, gün vesaire bunlar gerçek profesyonel tarafta önemli. Ama burada çok kritik değil. Date time vesaire kullanmayacağız burada. Bugünün tarihinden year of birth'ı çıkart. Ondan sonra da sonucunu bulursun zaten. Kullanımı nasıl yapıyoruz? Age Murtaza, Age Abbas, Age Cabbar. Bu arkadaşlar Calculate Age'e yıllarını giriyorlar. Doğum yıllarını. 2000, 99, 85 gibi. Ve bunları
hesaplıyoruz. 35, 21, 20. Bakın şurada Jabbar'ı en başa koyduğum için kafa karıştırmış olabilir. Murtaza şöyle yer değiştirecek. Zacığımız Abbas. Böyle daha doğru. Yukarıdan aşağı yapıyorsanız soldan sağa. Bunları listeleyin. Belki şimdi daha akıcı. 20, 21, 35 gibi. Evet, ekranda kayma falan var mı? Donma, uçma, kaçma. Tamam. Şu an iyi, sorun yok. Çok az, bende yok. Devam. Sorularınız olursa bana sorun, sesinizi açıp da sorabilirsiniz. Çünkü çift monitörde değilim. O yüzden ekranı kaçırabilirim, yani bakmayabilirim diğer tarafa. Calculate retirement. Let's do it. Bakınız. Şunu şöyle yapacağım. Aldım bunu. Kopyaladım ve yapıştırdım. Şimdi basit anlamda emeklilik hesaplama. Emeklilik yaşı 65 muhabbetini bilirsiniz. Emeklilik için çalışanlar. Calculate retirement. Dışarıdan iki tane parametre alıyor. Year of birth, virgül, name. Yine defile tanımlıyoruz. İsmini verdik. İki tane parametre alacak. Şurası. Burası doc string deniyor buna. Document, yani metinsel döküman gibi düşünebilirsiniz. Ne işe yaradığını birazdan gösteririm. Ayrıca konuşuruz. Şu an şuradaki kod kısmına odaklanalım. Bunun Hocam print ve return'u soruyor arkadaşlar. Bakacağım. Evet. Print ve return. Print ekrana veri basar sadece. Return çok çok farklı. İkisi çok farklı şeyler. Print built-in function Python içerisinde. Bu C'de de var, diğerlerinde de. C Sharp falan kullandıysan console write line vardı. Orada onun yaptığını yapıyor. Return ayrılmış bir keyword. Bunların ikisinin birbiriyle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Hocam sanırım fonksiyonun içerisinde aynı nasıl bir farklılık var, onu sormak isterler. Evet tamam. Hocam fonksiyondaki halini merak ettim. Return geri dönüş işlemi yapar. İçeride bir şeyleri hesapladınız diyelim. Tamam, şöyle geleyim. Çok örnek yapacağız, öğreneceksiniz de. Bakın şurada say hello dedim. Name eşittir user. Ondan sonra return dedim. Eğer return demeyip print yazmış olsaydım şurada. Yazmış olsaydım mesela dedim ki şu. Bu doğrudan say hello çağrıldığında, hatta daha bağlantılı olsun, name'i basalım. Bu doğrudan içeride ekrana basma işlemi yapacaktı. Yani şurada. Print. Bunu gerçek uygulamalarda kullanmazsınız. Şunu. Bu çünkü test gibi ortamlarda falan kullanılır yani. Ya da konsola bir şey yazdırırsın. Gene production'da kullanabilirsin ama çok nadirdir. Çünkü seni yani konsol ortamına ya da desktop ortamına bağlar print kullanmak. Ama şöyle aslında return, bunu çağıran kimse, her kimse, o return ile burada function'ın kendisine bir iş yaptırır. Oradan da sonucunu return ile geriye döndürür. Tamam, say hello mesela. Return yazmasaydın say hello, işte hello Murtaza deyip bunu geriye dönüp MSG'ye atayamazdı. Ona aktaramazdı. Gidip ekrana basması gerekiyordu. Temeller konusunda ciddi çalışmanız lazım arkadaşlar. Bol kodlama pratiği. Ve geçiyorum. Şurada şu kısmı geçiyorum. Yaş diyelim ki
ihtiyar birinin yaşını vereyim. Benim ve ne kadarlık vaktimiz kalmış emekliliğe. Onu hesaplayacağım. Emekliliğe şu kadar retirement kalmış. Yıl kalmış. Tamam. Şuralarda bir yerde. Evet. Şunu alacağım. Şunu yapıştırayım. Evet. Year of Birth'ü ver buna. Yapıştır. Ve devam et. Neymiş? Age. Öncelikle iç içe function kullanımına geçtik. Gerçek hayatta da böyledir bu arada. Yani bolca böyle yaparız. Mesela küçük farklı bir iş parçacığı vardır. Yaş hesaplayan diyelim. O yaş hesaplayan parçacığı siz tamamen ayrı bir metoda dönüştürürsünüz. O kendi işini yapar. İş yaparken onu kullanacağınız başka bir function içerisinde de onu kullanabilirsiniz. Bunun herhangi bir sınırı yok. İstediğiniz kadar iç içe yapabilirsiniz. Burada da biz diyoruz ki calculate retirement, işte emekliliği hesaplayan bir function yapalım. Onun içerisinde de benim öncelikle yaşı bulmam lazım. Çünkü ben doğum tarihini alıyorum yıl olarak. Ondan bu hesabı çıkarmam lazım. Orada da alıyorum bunu. Calculate işlemini de harici başka bir function'a yıkıyorum. Calculate age olarak. O da diyor ki mesela işte şu anın tarihinden, yılından yaşı çıkar. Diyelim ki 32 buldu. Ondan sonra geliyor buraya. Age olarak bunu hesapladı ya, buraya atıyor. Bak return yapmasaydım bu olamazdı. Bunu yapamazdım. Burada diyelim print yazsaydım ekrana basardı, geriye dönmezdi ki. Geriye döndüğü için de şurada ben bunu kullanabildim. Buraya alabildim. Retirement'ı hesaplayacağım sonra. Yani kaç yıl kaldığını emekliliğe. 65 bizim yasal olarak zaten sabit olan bir değer olduğu için bu sabit olarak kalabilir burada. Ha, gerçek uygulama yapıyorsaydık bunu da dışarıda bir değişken olarak yapardık. O da ayrı mesele. Gene onu başka bir ayar dosyasından falan alabilirdik. Veri tabanından alabilirdik vesaire. Ya da cache'den. Eksi H. Tamam, diyelim ki 65-32 olsun. If retirement büyüktür 0 ise emekliliğine şu kadar yıl kaldı. Değil mi? Neden? Çünkü benim mesela 65 yaşında olsaydım 65-65 dediğinde bunun sonunda çıkan sonuç sıfırdan büyük olmayacaktı. Değil mi? O yüzden de bu basit hesabı yapıyoruz ve çalıştıralım ya. Evet. Şunu süsleyeyim ben. Hatta şunlar da sussun. Bir tanesi çalışsın. Kaydol. Bu arada sorulara bakayım. Bir dakika. Selin, aynen hocam. Ne zaman hangisini kullanın fonksiyonu kapatırken? Bunlarla ilgili biraz sabırlı olun arkadaşlar. Çok fazla örnek yapacağız function'larla alakalı. Anlayacaksınız. Anlamak zorunda kalacaksınız. Böyle çivi gibi çakacağım yani. Hocam sıra önemli değil mi? Sıra ne? Hangi sıra bu? Onu bilmiyorum. Sırayı açıklarsan şuradan şunu göremiyorum. Hocam şey demek istedim. Mesela calculate'i önce kullanıyoruz ama onun fonksiyonunu aşağıda belirtiyoruz. Ondan sonra belirtiyoruz. Tamam. Orada sıra herhalde önemli değil o zaman. Öyle mi algılamalıyım ben? Doğru. Bunun sebebini de şöyle bir düşünün. Şurası bir root. Aynı hani XML'deki root şeyi gibi düşünün. Ya da nasıl diyeyim? Bir metin içerisinde şunlar aynı scope'da yer alıyorlar. Calculate age ile calculate retirement. Şunlar, bunların isimleri, yani metot imzası dediğimiz şu isim
ve parametreler ve geri dönüş ipleri, bunlar öncelikle compiling ya da yorumlama sırasında derleyici tarafından bilinen şeyler. Yani şu dosya içerisindeki global olarak şurada tanımlanmış, mesela define ile tanımlanmış metotlar, daha bunlar çağrılmadan zaten yorumlayıcı tarafından biliniyor. O yüzden de bunların sırasının bir önemi yok. Yani yukarıdan aşağı gibi, mesela HTML gibi yukarıdan aşağı doğru okuyarak gelen bir şey değil. Ki orada da bir hiyerarşi var. Mesela HTML'i vesaire okuyarak sırasıyla gidiyor. Ama yukarıdan aşağı bir düz yazı gibi okumuyor bunlar. Şurada calculate retirement, yani öncelikle bunlara bakıyor. Bakıyor mesela define ile tanımlanmış ne var? Calculate retirement. Başka ne var? Calculate age. Önce şunları bir alıyor. Ondan sonra bunların artık hangisi mesela birbirini çağırdıysa, mesela şurada çağırma kısmı burası. Ondan sonra burayı çalıştırmaya başlıyor. Yani şurası çalışmadan önce buradaki tanımlanmış olan nesneler yorumlayıcı tarafından zaten bilinmiş oluyor. O yüzden de bunların yukarıda aşağı olmasının, yukarıda ya da aşağıda olmasının hiçbir önemi yok. Ve calculate age, geldik burada. Year of birth, yılı hesapladı. Retirement'ı hesapladık. 65'ten çıkardık. Benim için mesela 28 yıl kalmış. Şu an biriktirmeye başlarsam emekli olabilirim 28 yıl sonra. Gibi bir durum var. Şurası ne işe yarıyor? Bakın, docstring çok önemli. Basit gibi görünür ama çok önemli. Nerede çağırıyorum? Burada. Gel şurada. Bakın, parantezi açtığınızda size açıklama alanı olarak görünür. Docstring. Docstring doğum yılınıza göre emekliliğinize kaç yıl kaldığını hesaplar. Tamam. Hesaplayan metot. Tür. Hatta daha doğrusu kaldığını hesaplayan metottur. Nokta. Şu noktayı bile unutmayın. Tamam. Yani şu nokta bile önemli aslında. Çalışmasıyla alakalı olan bir şey değil bu. Yani dokümantasyon disipliniyle alakalı bir şey. Çünkü bunu başkası okuduğu zaman şöyle doğrudan noktayla bittiğinde bunun kesin olarak bitmiş bir açıklama olduğunu biliyor olacak. Bazen şöyle olabiliyor, yani adam mesela böyle yazmış. Ya ben diyorum ki acaba diyorum hani bu yanlışlıkla silindi mi? Yani bakıyorum böyle. Çünkü bazen hani anlatımla da alakalı bir şey. Kimisinin anlatımı daha böyle ilginç. Yani bir şeyler yazmış ama o bitti mi yoksa yanlışlıkla sildi mi? 2,5 yaşında çocuk geldi de eliyle klavyeye mi dokundu, yanlışlıkla o taraf silindi gibi şeyler anlaşılabiliyor. O yüzden şöyle yazın, sonra noktayı koyun. Kesinlik ifade eder. Bir diğer konu, bakın şöyle, bu da mesela yıllardır hani farklı projelerde falan gördüğümüz şeyler. Şu şekilde yaptığınızda, bakın açıklama alanını, tamam bu gene çalışır. Bunda hiç sorun yok. Açıklama kötü değil. Çok abartmadan olabildiğince kısa ve öz bir şekilde açıklamayı yazmanız gerekiyor. Ve her projenizde bunu yapmanız lazım. Açıklamalar aynı zamanda dokümantasyon, genel olarak yazılımda dokümantasyon ve test sizin bir işe girip girmeyeceğinizi belirleyen faktörlerden biridir bu arada. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Sizin açıklama yazmadığınız bir herhangi bir nesne, herhangi bir işlem, function olur, class olur, herhangi bir şey olur. Kod içerisinde açıklama yazmıyorsanız siz işveren için bir ekstra gidersiniz demektir. İşin gerçeğini söylüyorum size. Sebebi de şu. Siz bir kod yazmaya başladığınızda bir projeyi, diyelim ki 5 kişilik bir projeye dahil oldunuz. Siz de kod yazıyorsunuz ve sizin yazdığınız kodu başkaları okuyacak. Siz de başkalarının kodunu okuyacaksınız. Siz yazdığınız kodu, bu kodu en az 5 kişi, bakın en az 5 kişi okuyacak ve o arada yeni işe girenler, sizden sonra işe girenler, hatta siz çıkıp, diyelim çıktınız, sizden sonra başkaları işe girdi. Bu adamların, bu çalışanların geliştirme süresinden çalıyorsunuz demektir.
İşveren böyle bakar. Profesyonel bir işveren. Ama işini bilen işverenden bahsediyorum. Yani işin tekniğini bilen profesyoneller. O yüzden de sen diyelim ki seninle birlikte çalışan 10 tane yazılımcının günlük yarım saatini çalıyorsan, senin kodunu anlamakla uğraştırıyorsan, 10 çarpı yarım saat bunun saatle maaş üzerinden saatlik hesabını yaptığında, enerjisini hesapladığında o adamların maaşı kadar sen o firmaya zarar veriyorsun, ekstra zarar veriyorsun demektir. Bu en basit bakış açısı. O yüzden de açıklama satırı olmadan hiçbir şey yapmayın. Bakın bazıları hatta çoğunlukla bunları açıklamazlar bile. Sebebini de söylemez mesela. Ya sen bir kod gönderirsin. İyi de yazmışsındır. Ya çalışıyordu falan güzeldi. Ben bunu şöyle öğrenmiştim vesaire dersin. Adam der ki hayır. Nedenini söylemez bile sana mesela. Halbuki işte test kodu yazmadığın içindir. Ya da açıklama yazmadığın içindir kod tarafında. Adam çünkü sana açıklamalar önemli derse sen onu yazacaksın, onu biliyor. Eşek değil yani bu adamlar. O yüzden senin genel tarzını öğrenmek için sana bunu söylemez bile. Özellikle yurt dışı ile alakalı bir şey yapacaksanız bu temel şarttır. Bakın kesin olarak söylüyorum. Direkt elenirsiniz. Açıklama satırı yani kod içi açıklamalar diye genelliyim ben. Ve test kodları. Bunların ikisi de standart olması gerekiyor. Ve mesela burada da şöyle bir durum var. Yıllar önce, 6-7 yıl önce bir yerde işte bir proje yaparken mesela şunlara dikkat ediyorduk. Burada ekrana sığmıyor şurası. Ve şurada bir zımbırtı çıkıyor. Tamam mı? Bak bununla sağa doğru kaydırmak zorunda kalıyorum. Benim için sıkıntı nedir burada? Tamam buraya kadar kaydırırım ne olacak yani eline mi yapışır falan. Ama mesele o değil. Ben şuradaki function'ın mesela ekran görüntüsünü alıp bir istediğimde ya da bunun yazıcıdan çıktısını almak istediğimde şuralar çıkmayacak. Değil mi? Bakın ekstra angarya iş. Ama mesela bunu şöyle yapsam değil mi? Şöyle yapsam ben bunun ekran görüntüsünü de alır gönderebilirim. Direkt yazıcıdan çıktı da alabilirim. Ve ekstra şöyle saçmalıkla uğraşmadan tek bir yerde yazabilirim. Tek bir yerde okuyabilirim yani. Benim enerjimi de ya da diğerlerinin enerjisini de korumuş oluyor. O yüzden dikkat bunlara. Ve en son Arif'in golünü anlatıyordum ama input, bakın burada iki tane input var. Year of birth ve name. Bir de output. Input dediğimiz tahmin edersiniz şunlar. Dışarıdan alınanlar input parameter. Girdi parametreleri. Şu da output. Yani aslında çıktısı. Yani bu ne iş yapıyor burada? Tamam sen burada ne iş yapıyorsun abi diyor. Output dediğinizde mesela print olduğu için size output mantıksız gibi gelebilir burada. Ama halbuki bunu çalıştırdığınızda print bunun çıktısı olacak zaten. Yani ekrana bir şey yazacak. Ha profesyonel ortamda ne yapması gerekiyordu bunun? Aslında şunu yapmalı. Yani gerçek bir uygulama ortamında bunu yazacaksınız. Olması gereken şu. Return. Hatta bu da değil. Result. Olabilir. Ve gel buraya. Result de. Yapıştır. Ya da result de. Şunu yapıştır. Gibi. Tamam. Bunu da bu daha temiz bir yazım. Daha doğru bir yazım. Normalde yani bunu production ortamında yapıyorsaydı gerçek bir projede içinde print falan olmazdı. Olmaması gerek. Çünkü şu print sadece konsol ortamında çalışır. Ben bunu şunun aynısını ben mesela bir class'ın içerisindeyken gidip web projesinde de kullanmak istiyorum. Mobil uygulamamda da kullanmak istiyorum. Çünkü bu sıradan ve gayet kullanışlı bir Python kodu. Değil mi? Ama şunu yazarsam print function'ı konsolda terminalde çalışan bir şey. Ben bunu terminale yıkmış oldum aslında. Yani şunu
terminalde kullanmaya zorlamış oldum. Gidip web ortamında kullanamam yani. O yüzden de böyle değil. Bunun return yapması lazım. Doğrusu. Return result. Neden? Çünkü result her halükarda doluyor burada. Değil mi? Her halükarda dolacak. Ya burada ya burada. Ben her halükarda gönderirim bunu. Boşluğa da gerek olmayabilir. Ama bence şöyle bir boşluk ikisinin arasındaki yapıyı daha temiz hale getirir. Evet. Bu da temiz oldu. Kontrol edeyim. Doğru var mı? Maalesef ekran donuyor. Üç dakika önünde donmuş. Kalite kontrol dokümanlarında da böyle senden sonra olacak en kafası çalışmayan insanın bile anlaması gerekiyor. Bu da yazılımda kalite. Evet. Kalite mühendisimiz daha. Teşekkürler daha. Yani bunlar önemli. Bu işveren açısından bakmanız gerekiyor. Kesinlikle haklılar. Ya da proje yöneticisi açısından bakmanız lazım. Herkes böyle, mesela ben sevmem. Ya birisi soru soruyor. Tamam, soruyu anlamak için 5 tane soru sormam lazım. Ya böyle bir şey yok ki. Değil mi? Böyle bir soru soruyorsan, soru sormayı bilmiyorsan zaten ne mühendis olman lazım ne doktor olman gerekiyor. Hiçbir şey olmaz zaten. Öncelikle soru sormayı bilmek lazım. Detaylı, yani karşındaki kişinin bunu çok abartmadan, böyle sayfalarca değil, hızlı bir şekilde özet özet okuyup anlayıp konuyu bilmesi sağlaman lazım soruda. Bu da aynı dokümantasyonda. Evet, doğrusu bu. Result ile döndük. Peki, o zaman bakın şurayı da değiştirmem gerekiyor artık. Çünkü bunun sonucunda print ile ekrana bir şey yazamazsın artık. Değil mi? Bunu bir şeye atamam lazım. Bu bana bir cevap dönecek. Şurası da aynı. Ve çalıştır. Çalıştırma. Çünkü print'i ekrana yaz. Artık böyle. X'i dışarıda yaptık çünkü. Ekrandan göremiyorum ben. Evet. Gene 28 yıl. Bak değişmedi. Önümde çok yol var emeklilik için. Sonra Ahmet'e bakalım. O 50. Bak sen emeklisin gidiyor zaten. Hatta yani 70 yaşındasın amca diyor. Gibi. Soru var mı? Sorular. Tamam. Peki. O zaman devam ediyorum. Buralar çok önemli. Yani fonksiyonları anlamadan zaten kullanma geliştiremezsiniz. Geçiyorum. Examples. Examples'ta bol bol örnek yapacağız. Hemen şunu yapıştırıyorum. Şunu. Bakın, gönderilen bir kelimeyi belirtilen kez ekranda gösteren fonksiyonu yazın. Yazdır diyorum. Yani print ne yapıyor kendi içerisinde? Hemen tıkla. Burada biraz daha detaylı gösteriyor tabii de. Bakın burada da bir print fonksiyonu tanımlanmış. Def. Biliyor musunuz? Class underscore writer içerisinde write diye bir tane tanımlama var. Şurada onun işte value kısmını vesaire yazmış. Bu farklı bir teknik. Bunu geçeceğim. Sadece bunun da bir function olduğunu biliyor olmanız yeterli. Def print.
Eğer şöyleyse şöyle yap. Değilse bakın. Burada neye bakıyor? System version info'ya bakıyor. SYS içerisinden version info. O açıdana kadar zaten. Neyse, print built-in function, yani Python içerisinde olan functionlardan bir tanesi. Bunu kullanmak için de kendimiz bunu encapsulate etmiş oluyoruz. Yazdır adında bir şeyle. Yazdır diyorum, dışarıdan iki tane parametre al. Kelime ve adet adında. Ondan sonra da bunları istediğimiz kadar yazdırmak istiyorsak ne yapıyorduk? Çarpı mesela. String'le biz numerik bir şeyi çarptığımızda ne oluyordu? O kadar repeat ediyordu, tekrar ediyordu. Yazdır. Ve yazdır diyorum. Merhaba. Ters slash n. Ne yapacak bu? Alt satır inecek. Yani tekrar tekrar alt satıra inerek devam edecek. Çalış. Bakın 10 kere yazdı. 6 6 gibi en basit haliyle. Overloading'in farklı teknikleri var Yusuf. Ama bir C# gibi yani desteklenen bir şey değil. Çok detaylı bir şekilde desteklenen, kolaylaştırılmış bir şey değil. Geldim buraya. Bakın kendine gönderilen sınırsız sayıdaki parametreyi bir listeye çeviren fonksiyonu yazın. Kendine gönderilen sınırsız sayıdaki. Buna varidic denir. Bakın şu yöntem. Şu mesela C# falan da aynıdır. Varidic. Parameters. Varidic. Parameters. Bunun gibi bir şey. Param istiyorum. Şunun ne olduğu önemli değil. Bu yapan şey şu aslında. Ve params diye gönderiyorum ben bunu. Bakın tuple tipinde. Otomatik olarak tuple tipinde gidiyor. Tuple'ın ne olduğunu hatırlayın. Bir dizi gibi düşünelim. Değil mi? Ben bunu kullandığımda şu şekilde farklı tiplerde ve dinamik olarak istediğim şekilde istediğim kadar parametre vererek çağırabileceğim bir metoda dönüşmüş oluyor. Listeye çevir. Yani ben bunu ister bir taneyle çağırırım. İster bu şekilde 4 taneyle çağırırım. Hepsini alacaktır. Çünkü tuple tipi alıyor burada. Ve içeride bir tane liste oluşturuyorum. Ve döngü var. For param in params. Liste nokta append. Param diyorum. Bu parametreyi ata buna. Return liste. Liste dönerken ne olmuş olacak? Şuradan 10 tane değer geliyorsa 5 de gelebilir, 10 da fark etmiyor. Bu döngüye girecek. Her bir item da şurada tanımlanmış listeye append edilecek Deniz. Deniz append edilecek bunlar. Ne diyorsun bu konuda? Şu an anladım hocam. Bir taş geldi Deniz. Evet, bunları append ediyoruz Deniz. Deniz bunları append yapacağız. Yani ekleyeceğiz, üzerine ekleyeceğiz. Tamam. Sonra da gerçekten append ettiğimizde gerçekten eklemiş olacak bunu Deniz. Ve son olarak da listeyle geriye döneceğiz. Şurada listeye çevir. Bunları gönderdik. Bakın 10, 20, 30 merhaba. Bu şöyle de olabilirdi. Olayı veraydık. Olayını anlayın diye. Mesela bir taneyle çağırayım. Hadi böyle şurada olsun. Olsun. Bakın. Burada 4 tane parametre. Burada 3 tane var. İsterseniz bir tane olsun. Fark etmiyor. Hemen soru geldi akla. Oradan birisi böyle düşünüyor. Enerji hissediyorum falan. Yani parametresiz göndersem ne olacak acaba falan.
Ne olacak yaparız görürüz. Bakın bu olacak. Hata vermez yani. İster parametreli ister parametresiz gönder. Ha bu bazı durumlarda gerekli oluyor. Yani her zaman işte ben kolay yolu buldum istediğim kadar parametre gönderirim deme. Bu performansı düşürür. Yani gereksiz bir durumda kullanırsan bu dışarıdan diyelim iki parametre olarak belirttiğim bir şeyle bilinçli olarak belirterek tasarladığın bir function'da bununla iki parametre gönderdiğin arasında performans farkı var tabii. Çünkü burada ne olduğunu bilmiyor ki. Önce şuradaki listeyi alıyor. Onu bir hesaplıyor. Kaç elemanı var, bilmem neyi var vesaire. Ondan sonra bunu ekstra işlemlere tabi tutması gerekiyor. Bu bazı durumlarda geçerli yani. Esneklik. Gönderilen iki sayıyı arasındaki tüm asal sayıları bulmak. Ve ya buraya gönderilen iki sayı arasındaki tüm asal sayılar. Bu da yani şuradaki işlemi işte bildiğiniz matematik yani. Geçiyorum. Asal sayı bul. Dışarıdan sayı 1 ile 2'yi gönder. İçeride işlem yap. Range'i geçen hafta son kısımda anlatmıştım. Range. Sayı 1 ile sayı 2 artı. Burada bir algoritma yazılıyor. Bu çok önemli değil. Artı 1 arasında bir değer üretiyor. Değil mi? For buradaki döngü için bunların ikisi arasında bir değer üretmesi istiyorum aslında. Yani düzelteyim. Sayı 1'den başlayarak sayı 2 artı 1'e kadar bir değerler listesi oluşturuyor. O liste üzerinde for dönecek burada. Yani random gibi işte 3 ile 8 arasında bir değer üretmek değil. Onların arasındaki verilerin hepsini hesaplıyor. Ardışık bir şekilde listeliyor. Sayı. Şunu yap. Geç. Sonra da bunları al. Kullanıcıdan int'e dönüştür. Asal sayı bul. Sayı 1 ve 2. Üç, beş, yedi. Gibi. Hocam o for'da eğer sayı bir sayı ikiden büyükse. Algoritmayı kendiniz değiştirirsiniz. Evet. Deniz. Unutturmayacağım bunu sana. Her append gördüğümde hatırlatacağım bunu sana. Şimdi bir mola verelim. 10 dakika kadar. Kaydı durdursam sorun olur mu? Sonra devam etsem. Kayıt durdursam. Tamam. Bu toplantının kaydı yapıyor. Durdurmak istediğiniz emin misin? Yani bu mu yani soru? Bunu mu soruyorsun? Yani de ki yani durdurursan şu olur, ne bileyim deprem olur, bir şeyler olur.